Şimdi eğitimimizin konusunun başlığından da anlayacağımız gibi bugün bir ülkenin büyüme oranı, gayri safi yurt içi hasılası ya da GDP olarak Forex piyasası katılımcıları tarafından çokça duyulan şekliyle bu veriyi inceleyeceğiz. Bildiğimiz gibi yarın dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika'dan ve İngiltere'den GDP verileri yani gayri safi yurt içi hasıla rakamları açıklanacak. Ve bunların piyasalara etkisinin ne olduğunu, nasıl olabileceği üzerinde durmaya çalışacağız. Bu rakam üzerinde, bu veri üzerinde bir eğitim çalışması düzenleyeceğiz ki yatırımcılar da, eğitime katılanlar da verilerin nasıl yorumlanacağı ile ilgili bir öngörü oluşturabilsinler, bunu öğrenebilsinler. Şimdi öncelikle eğitimimize başlamadan önce ben birkaç soru sormak istiyorum ki eğitimlerimizin kalitesi açısından da bunlar önem taşıyor. Çünkü ilerleyen aşamalarda biz daha eğitici, daha faydalı webinar eğitimleri düzenlemek istiyoruz. Bununla ilgili tabii ki sizin görüşleriniz, düşünceleriniz çok önemli bizim için. Öncelikle şunu sorayım. Daha önce GCM Forex'in düzenlemiş olduğu webinar eğitimlerine katılanlar kimler? Katılmayanlarsa ilk kez bu eğitime katılanlar, ilk kez katılıyorum. Daha önce katılanlar da daha önce katılmıştım şeklinde, katıldım şeklinde geriye dönüş yaparsa sevinirim. Hemen question bölümünden geriye dönüşleriniz gelirse. Evet, genel anlamda daha önce webinar eğitimlerine katılan kişi sayısının daha fazla olduğunu görebiliyorum. İlk kez katılan yatırımcılarımız da şu anda burada eğitimimize katılanlar da var. Onlar da umarım eğitimimizden memnun kalırlar, bir şeyler öğrenirler ve fayda sağlayabilirler. Şimdi bahsettiğimiz gibi bugün üzerinde duracağımız konu özellikle yarın da İngiltere ve ABD gibi büyük ekonomilerden ve sterlin, dolar gibi para birimleri üzerinde etkili olabilecek veri üzerinde konuşacağız. Yarın açıklanacak veriler, bu rakamlar öncesinde. GDP'yi irdeleyeceğiz biraz. Ne işe yaradığını, neden incelendiğini, neden önemli olduğunu öğrenmeye çalışacağız. Diğer taraftan konumuzun işleyişiyle ilgili muhakkak sorularımız olacaktır. Bunları question bölümünden sorularınız olduğunda yazabilirsiniz. Eğer eğitimimizin bütünlüğünü bozmayacak, konu akışını etkilemeyecek sorular olursa ben hemen yeri geldiğinde cevap verebilirim ama bunun dışında eğitimimizin zaten sonunda olabildiğince çok soruya cevap verebilmeye çalışacağım bir soru cevap kısmı ayıracağız. O yüzden bu kısımda da sorularınız muhakkak bizim için önemli tabii ki cevap vermeye çalışacağız. Olabildiğince çok soruya. Onun dışında konu dışında ya da finans sektörüyle, finansal piyasalarla, forex piyasası ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda eğitimimizin sonunda mail adreslerimizi paylaşacağım. Çok fazla mail ve soru geliyor. Biz de elimizden geldiği kadar çok maile cevap vermeye çalışıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz katılımcılarımıza. Burada eğitim içerisinde muhakkak yine çok oldukça fazla soru gelecektir ve cevaplayamadıklarımız olacaktır. O yüzden bahsettiğim gibi eğitimimizin sonunda ulaştırdığımız size paylaşacağımız mail adreslerine mail yollayabilirsiniz. Biz de yine bunları da tabii ki elimizden geldiği kadar fazla cevap vermeye çalışacağız. Peki yavaş yavaş eğitimimize başlayalım. Öncelikle bahsettiğimiz gibi bugün konumuz gayri safi yurt içi hasıla, ABD ve İngiltere büyüme oranları öncesinde fayda sağlayabilmek adına da bu şekilde bir eğitim düzenliyoruz ki ne olduğunu öğrenelim, nasıl etkileyebilir piyasayı, bunlar üzerinde fikir sahibi olalım. Görüntüyle ilgili şu anda bir problem olmaması gerekiyor. Slide ve ses şeklinde İlerleyeceğiz. Ekranda şu anda GDP'nin olduğu slaytımızın yer alması gerekiyor. Amerika ve İngiltere bayraklarının yer aldığı. Umarım görüntüde de herhangi bir problemimiz yoktur şu anda slaytla ilgili. Bununla ilgili question bölümünden geriye dönüş yaparsanız yine devam edebiliriz ama kaldığımız yerden.
Peki sorun yok, hemen devam ediyorum. Öncelikle şunları belirtelim. Ekonomi takviminde zaten görüyorsunuz. Yarın Türkiye saatiyle 11.30'da çeyreklik GDP İngiltere'den açıklanacak. Bir önceki açıklanan rakamın 0.7 olduğunu görüyoruz. Yani İngiltere ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde 0.7'lik bir büyüme kaydetmiş olduğu görülüyor. Bunun da herhangi bir revize olmadan yine 0.7 olarak teyit edilmesi bekleniyor. ABD'ye baktığımızda önceki rakamın 15.30'da açıklanacak verinin 2.5 olduğunu görüyoruz. 2.7'ye bir revize edilmesi bekleniyor. 0.2 puanlık bir yükseliş yapılması bekleniyor büyüme oranında. Ve yarın gelecek bu rakamlar piyasalarda gerçekten sert hareketlerin oluşmasına neden olabilir. Özellikle ben katılımcılarımızdan şunu rica ediyorum. Bu eğitim sonrasında da eğer belirttiğimiz saatlerde saat 11.30'da ve 15.30'da GDP verileri, büyüme verileri açıklandığında sterlin dolar, euro dolar özellikle, dolar endeksi bu gibi pariteleri açıklandığı sırada veriler takip ederlerse çok daha faydalı olacaktır eğitimimiz. Reel hesaplarında yatırım yapmak isteyen, işlem pozisyon almak isteyen yatırımcılarımız için şunu tavsiye edebiliriz ki eğer Forex piyasasında yeniyseniz, henüz işlem tecrübeniz tam anlamıyla oluşmamışsa, çok fazla işlem yapmadıysanız, piyasanın psikolojisini, trading psikolojisini tam olarak bilmiyorsanız, lütfen bu tür önemli verilerin açıklandığı zamanlarda pozisyon almaktan kaçının. Ama onun dışında şunu söylemekte fayda var ki gerçekten bu tür rakamlar, bu tür önemli veriler piyasalarda sert hareketlerin oluşmasına neden olabilir ve önemli kar fırsatları, işlem fırsatları doğar. Ancak bahsettiğimiz gibi hırs, umut, korku gibi birçok insani duygu vardır ki bunları bir kenara bırakmamız gerekir trading işlemlerini yaparken. Bu duyguları gerçekten doğru yönlendirmek çok kolay değildir pozisyon esnasında, işlem esnasında ve sert hareketlerin oluştuğu bu tarz zamanlarda lütfen dikkat ediniz ki olası zararlardan kurtulmanız bu şekilde mümkün olacaktır. Şimdi öncelikle GDP'nin ne olduğu üzerinde duralım. Gayri safi yurt içi hasıla GDP, yani Forex piyasasında bahsettiğimiz gibi yatırımcıların, traderların ağzından ya da herhangi internet sitesinden piyasa ile ilgileniyorsanız eğer muhakkak GDP olarak, GDP olarak yazılan bu veriyi duymuşsunuzdur. Gayri safi yurt içi hasıla demektir. İngilizcesi Gross Domestic Product'ın kısaltılmışı, nasıl GDP ise biz de gayri safi yurt içi hasıla olarak ifade ediyoruz kısaca. Peki nedir gayri safi yurt içi hasıla? Hemen tanımına öncelikle bir göz atalım. Bir ülke sınırları içerisinde belli bir zaman içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değerini ifade eder. Yani aslında baktığımızda belirli bir zaman içerisinde dediği kısım burada farklılık gösterebiliyor ama bizim için öncelikle yıllık ve çeyreklik verilerin önemli olduğunu ifade etmekte fayda var ve para birimleri üzerinde de bu rakamların, bu zaman aralığında değişiklik gösteren verinin daha önemli ve daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi çeyreklik derken neyi ifade ediyoruz? Bildiğimiz gibi bir yılı biz dört parçaya ayırıyoruz ve üçer aylık dönemlerde inceliyoruz. Eğer çeyreklik veri diyorsak bu yılın ilk 3 ayı ya da ikinci 3 ayı, yani Ocak, Şubat, Mart ya da Nisan, Mayıs, Haziran gibi aylar içerisinde o ülkenin ürettiği mal ve hizmetler bütününü bize ifade eden aslında rakamdır. Büyüme oranı olarak da ifade edilir. Çünkü aslına baktığımızda tüm ekonomik aktivitelerin toplam bir şekilde ifade edilmesidir GDP verisi, büyüme. O yüzden sürekli bir ülkenin büyüme oranının, yani bir yıl içerisinde ürettiği mal ve hizmetler bütününün ya da dönem itibariyle 3 ay içerisinde ürettiği mal ve hizmetler bütününün bir önceki çeyreğe göre, bir önceki yıla göre artıyor olması o ülkenin aslında ekonomisinin büyüdüğü anlamına gelir ki bu olumlu bir gelişmedir. Demek ki ekonomide bazı şeyler rayında gidiyor ki daha fazla üretim yapılıyor, daha fazla tüketim yapılıyor anlamına gelir. Bu da ülkenin doğru bir yolda ilerlediği anlamında gelebilir, bu şekilde yorumlanabilir. O yüzden büyüme oranı diye de GDP'yi, yani gayri safi yurt içi hasılayı çokça duyarız.
Peki GDP'nin içinde ne vardır? Genel anlamda baktığımızda gayri safi yurt içi hasıla, tüketim harcamaları, özel tüketim harcamaları, artı yatırımlar, artı devlet harcamaları, artı ihracatla ithalat arasındaki fark. Burada ihracatla ithalat arasındaki fark ülkenin gayri safi yurt içi hasıla verisinde eksi ya da artı şekilde yer alabilir. Yani ithalatının ihracatından fazla olması durumunda tüketim, yatırım ve devlet harcamalarından düşülerek toplam gayri safi yurt içi hasıla hesaplanır ve bulunur. Örneğin Türkiye'yi düşünürsek genel anlamda biz ticaret açığı veren, dış ticaret açığı veren bir ülkeyiz. İthalatımız ihracatımızdan fazla olur. O yüzden bu kısım GDP'ye aslında eksi olarak yansımaktadır. Ülkenin ekonomik performansını gösteren önemli verilerden, en önemli göstergelerden biridir. Şimdi birçok ekonomi takvimini açtığınızda birçok veri görürsünüz. Bu verilerden işte bugün açıklanan örneğin dayanıklı mal siparişleri ABD'den açıklanmıştı. Ya da konut satışları, yeni konut satışları, perakende satış verileri. Bu gibi verilerin aslında incelenmesinin sebebi bizim o ekonominin sağlıklı bir şekilde ilerleyip ilerlemediğini tespit edebilmek. Tabii ki ekonomisinde işlerin iyi gittiği bir ülkenin para birimi de genel anlamda değer kazanacaktır ki bu da bizim en azından bir strateji oluşturmamızı sağlayabilir genel anlamda temel olarak. Ekonomik takvim verileri içerisindeki en önemli rakamlardan biridir GDP verisi. Merkez Bankası'nın faiz oranları, Merkez Bankası'nın faiz oranı kararları, gayri safi yurt içi hasıla, işsizlik, istihdam verileri ve enflasyon verileri Forex piyasasında ülkelerin para birimlerinin değeri üzerinde sert hareketlerin oluşmasını, fırsatların oluşmasını sağlayacak önemli sağlayabilecek rakamlardır. Burada tabii ki ekonomik takvimleri incelerken öncelikle şunu belirtmekte fayda var ki beklenen rakamla açıklanan rakam arasında eğer önemli bir fark oluşmuşsa piyasada sert tepkiler biz görebiliriz. Peki GDP neden önemli? Neden takip ediyoruz? Bu detaylı bir şekilde neden inceliyoruz bu kadar? Bakın ekranda şu anda bir örneği var. Sterlin dolar paritesinde yarım saatlik grafik 25 Nisan 2013'te İngiltere'nin açıklanan GDP verisini görüyoruz. Önceki rakam eksi 0,3 yüzdelik bazda tabii ki. Bu neyi ifade ediyor eksi 0,3? İngiltere ekonomisi bir önceki döneme göre 0,3 daralma kaydetmiş. Yani üretilen toplam mal ve hizmetlerin nihai mal ve hizmetlerin miktarı azalmış. Yani bu İngiliz ekonomisinin küçüldüğü anlamına geliyor aslında bir önceki döneme göre. Bu ekonomide işler çok da rayında gitmediği zaman karşılaşılan durumlardan bir tanesidir. 0,3'ten 0,1'e bir yükseliş bekleniyormuş. 0,1'lik beklenti ortada yazan rakam. Bu beklenti dünya çapında çeşitli anket kuruluşlarının düzenlediği anketler sonucu ortaya çıkan bir beklenti oluşur ki bu da ekonomi takvimlerine yansır. Piyasada bunu fiyatlar genel anlamda. Fakat en solda bakın 0,3'lük büyüme kaydettiğini gösteren rakam İngiliz ekonomisinin görülüyor. Ve yine 25 Nisan 11:30'da açıklanan verinin sterlin dolar paritesi üzerindeki etkisini görüyoruz. Burada şu şekilde yorumlamak gerekir veri açıklandıktan sonra. İngiltere ekonominin bir önceki çeyrekte 0,3 daralmasına rağmen yeni çeyrekte 0,1'lik bir büyüme kaydetmesi bekleniyormuş. Yani olumlu bir beklenti var baktığımızda. Ancak açıklanan rakam beklenenden daha hızlı büyüdüğünü işaret etmiş. Bu İngiliz ekonomisi için olumlu bir gelişme ve sterlin dolar paritesinde yatırımcıların sterlin ada ülkesinin para birimine olan talebini arttırmalarıyla sterlin dolar paritesindeki yukarı yönlü sert hareketi burada net şekilde görebiliyoruz. Hani kaba taslak fiyat içinde nasıl yükseldiğini incelersek bakın 1,52-80'lerden yarım saat içerisinde 1,54-40 civarına kadar bir yükseliş gerçekleşmiş. Yani çok kısa bir süre içerisinde çok sert bir hareket
olmuş burada yarım saat içinde. İşte bu yüzden GDP verileri çok yakından izlenmelidir. Çünkü ekonominin gidişatı hakkında bilgi veren en önemli göstergelerden biridir. O yüzden yatırımcıların da küresel piyasalardaki tepkisi de bu doğrultuda sert olmaktadır. Tabii ki şunu ifade etmekte fayda var. Eğer buradaki açıklanan rakam bu örneğimizde %0,1 olarak burada yer alsaydı biz çok sert bir tepkinin piyasada olmasını beklemezdik. Çünkü beklenen rakamla aynı olacaktı ve şunu biliyoruz ki beklentiler dahilinde geldiyse zaten piyasa o beklentiyi fiyatlamış olacaktır önceden. Burada fiyatlamadığı 0,2 puanlık önemli bir miktar var ki GDP verisi için. İşte piyasaların da aslında bu sert verdiği bu sert tepki bunu fiyatlamaları. Peki GDP verisini incelemeye devam edelim. Forex piyasasında özellikle yıllık ve çeyrek dönemler için GDP verilerinin çok daha yakından takip edildiğini ifade etmiştik. Tanımına baktığımızda gayri safi yurt içi hasılanın şunu söylemiştik. Belirli bir dönem içerisinde. Şimdi bu belirli bir dönem hesaplama yöntemlerine göre değişir ama biz ekonominin gidişatına ilişkin sağlıklı bilgi almak istiyorsak genel anlamda çeyreklik ve yıllık verilere bakıyoruz. Peki çeyreklik yıllık veriler ne demek? Bunun üzerinde duralım. Bakın İngiltere'nin bir tane aşağıda ekonomi takviminden alınmış bir kısmı rakam var burada görüyorsunuz yarın açıklanacak verilere ilişkin. Yıllık bazda %1,5'lik bir büyüme kaydetmesi bekleniyormuş. Çeyreklik bazda da 0,7'lik bir büyüme bekleniyor. Peki nedir? Neye göre çeyreklik, neye göre yıllık? Şimdi bu açıklanan rakamlar yılın ikinci çeyreğindeki veriler. Çeyreklik bazda parantez içinde çeyreklik yazan kısımda bir önceki çeyreğe göre karşılaştırılması aslında. Yani açıklanan veri 2013 yılının ikinci çeyreklik dönemine ilişkin bize bilgi verecek rakam olsun. Ki yarın takip edeceğimiz veriler bunlar olacak. Yılın ilk çeyreğine göre, yılın ilk çeyreğinde üretilen mal ve hizmetler bütününün %0,7 oranında artması bekleniyormuş yeni çeyrekte. Yani yılın ikinci çeyreğinde buradan bu rakamdan aslında bunu anlıyoruz. Yıllık bazda baktığımızda ise bir önceki çeyreğe göre değil, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre karşılaştırıyoruz ve buna göre de %1,5'lik daha fazla mal ve hizmet üretmiş olması bekleniyor İngiltere'nin. Şimdi büyüme oranı olarak ifade ettik biz GDP'yi ve büyümesi bekleniyormuş şeklinde de zaten cümleleri kurduğumda görüyorsunuz. Ancak peki büyüme kaydetmiyorsa yani büyümüyorsa daralıyorsa bir ülke ekonomisi işte burada GDP verilerinin biz eksi olarak ifade edildiğini görüyoruz ki bir önceki döneme göre daha az mal ve hizmet üretmiş yani daha az ekonomik aktivite gerçekleşmiş. İki veya daha fazla çeyrek bir ekonominin yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme kaydetmesine biz resesyon diyoruz. Yani durgunluk olarak ifade ediyoruz ve ülkede bazı şeylerin olumlu yönde doğru bir şekilde işlemediğini anlamamızı sağlıyor. Ki Euro bölgesine baktığımızda verilecek en güzel örneklerden bir tanesi tarihinin en uzun resesyonunu yaşadığı Euro bölgesi. 2008 krizinden sonra borç problemi içerisine girmişti ve birçok ülke ekonomisi daralmaya başlamıştı. Özellikle Yunanistan, İrlanda, Portekiz, İspanya, İtalya gibi bütçe sorunu yaşayan ülkeler bu bütçe açıklarını, devlet bütçe açıklarını kapatabilmek için harcama kesici politikalar uygulamak, tasarruf politikaları uygulamak zorunda kaldılar ki bunların da GDP'nin tanımını hatırlayın. Devlet harcamaları da bunun içerisinde bir etkiydi. Hesaplamalardaki kalemlerden bir tanesiydi. O yüzden azalan devlet harcamaları da, bakın hemen şurada görüyoruz, tekrar hatırlayalım. GDP'nin tabii ki azalmasına neden oluyor ve eksi büyüme kaydetti birçok Avrupa ülkesi borç problemleri nedeniyle. İşte bu gibi bir durumda biz resesyondan bahsediyoruz. Yani durgunluk. İki veya daha fazla çeyrek. Uzun dönemli bir daralma söz konusu ise eğer yani eksi şekilde gerçekleşmiş biz GDP verileri görüyorsak bu ilerleyen aşamalarda o ekonominin ya da o ülkenin daha büyük sorunlar yaşayabileceği anlamına gelebilir. Buna dikkat etmekte fayda var ve
bir ekonomik krize doğru ilerleyebilir. Çünkü eğer ekonomi küçülüyorsa işsizlik oranı yükselmeye başlıyor. Tabii ki gelir elde edemeyen kişi sayısının giderek artması bir ülkede sorunların yaşanmasına neden olan etkenlerden bir tanesidir. Şimdi dedik ki yarın hem İngiltere'nin hem de Amerika'nın büyüme rakamları açıklanacak. Biz de yakından takip edeceğiz piyasaların tepkisini almak için. Şimdi ABD'nin çeyreklik ve İngiltere'nin çeyreklik bazdaki biz büyüme oranlarını, GDP'lerini takip ederken birkaç nokta üzerinde durmak gerekiyor ki verinin geçmişini incelemek bunlardan bir tanesi. Bakın şurada küçük bir inceleme yaptığımızda ekonomi takviminde yayınlanma tarihinin yanında şurada P ifadelerini görüyorsunuz. Bunun P ifadesini herhangi bir yerde gördüğünüzde şunu anlamamız gerekiyor. Bu bir ön yayın, yani bir ön tahmin. Yani aslında açıklanan nihai son veri değil, son rakam değil. Rakamla ilgili istatistik kurumunun yaptığı eline ilk gelen verilerle, istatistiklerle duyurduğu bir tahmin aslında. Temmuz'un 31'inde ABD ekonomisinin ikinci çeyrekteki büyümesine yönelik ilk rakam açıklandığında 1,7 olarak gerçekleşmiş. Ağustos'ta bununla ilgili ikinci çeyrekteki yine aynı dönem çeyrekteki büyüme için yeni bir rakam açıklanmış. 2,5 olarak ki beklentinin de üzerinde gerçekleşmiş. Bu yarın açıklanacak son nihai rakama baktığımızda yani artık kesin rakamı o olacak. Beklentinin 2,7 olduğunu görüyoruz. Yani 2,5'in de üzerine çıkması bekleniyor. Olumlu bir beklenti olduğunu burada hemen ifade edebiliriz. Yani burada şunu söyleyemeyiz. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında açıklanacak GDP verilerinin giderek artıyor olması dönemler itibarıyla ABD ekonomisinin büyüdüğü anlamına gelmiyor. Aslında aynı dönem için açıklanan rakamlar. Önce ilgili istatistik kurumunun ilk düzenlediği, derlediği girdilere göre, verilere göre, rakamlara göre açıklanan 1,7'lik bir rakam var. Daha sonra bu verileri daha düzenli bir hale getirip ve elinde değerlendirmeye alacağı daha doğru bilgiler olmaya başladıktan sonra 2,5'lik bir tahmin gerçekleştirmiş. Son nihai rakam da bahsettiğimiz gibi yarın açıklanacak. Şu yanda bir grafik var, bunu ifade etmekte fayda var. Üzerinde duralım biraz. ABD ekonomisinin çok büyük bir kısmının biz yani GDP verisinin tüketime dayalı olduğunu biliyoruz. Neredeyse ABD büyüme oranının %70'e yakınlık kısmı tüketim harcamalarından kaynaklanıyor. Yani aslında bir tüketim toplumu olduğunu söyleyebiliriz ABD'nin. Bunun diğer dışında yani %30'luk kısım tanımımıza da geri dönecek olursak yatırımlar, devlet harcamaları ve ithalat ihracat arasındaki pozitif farktan kaynaklanmış olması gerekiyor. İşte demek ki biz ABD'nin GDP oranını GDP verisini tahminlemeye çalışırken tüketime ilişkin rakamları yakından izlememiz gerekiyor ki son ABD'den bugün bu hafta içerisinde gelen tüketim rakamı harcamalarına baktığımızda yani gelecek olan tüketim harcamalarına baktığımızda olumlu bir beklenti olduğunu görüyoruz. Peki tüketici güveni verisini incelediğimizde ki bu rakamda GDP için öncü bir gösterge olarak değerlendirilebilir. Tüketici güveni verisi eğer olumlu geliyorsa bu insanların önündeki ekonomik koşulların ilerleyen aylardaki ekonomik koşulların daha iyi olacağını düşündükleri anlamına gelir ve harcamalarını arttırırlar insanlar böyle bir ortam oluştuğunda. İşte bu noktada da ABD ekonomisi için tüketimin önemli olduğunu biliyorsak eğer bizim ABD ile ilgili analizlerimizde özellikle bu verilere, bu rakamlara dikkat etmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. Hemen geçelim bir de İngiltere'den bahsedelim. İngiltere'nin çeyreklik büyüme oranı da bakın Temmuz ayında açıklanan ilk tahminde 0,6'lık bir rakam oluşmuş. 0,7'ye revize edilmiş olumlu yönde. Son tahmininde yine bir değişiklik olmaması gerektiği beklendiğini görüyoruz. 0,7'lik bir tahmin var yarın açıklanacak İngiltere GDP verisi için. Bakın daha geçmişi incelediğimizde -0,3 şurada da -0,3 ve ardarda
buradaki gerçekleşmiş rakam da var. Mart ayında açıklanan 2012'nin son çeyreğine ilişkin verinin de burada eksi 0.3 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Yani şunu söyleyebiliriz bu durumda. 2012 yılının son çeyreğinde İngiltere ekonomisi 0.3'lük bir daralma kaydetmiş, küçülmüş. Tabii ki verileri nasıl okumamız gerektiğini bilmek çok önemli. Öncelikle biz verinin ne olduğunu, ne işe yaradığını, içeriğini, detaylarını bilelim ki rakam açıklandığında da piyasadaki etkisini yorumlarken en azından piyasayı anlayarak, paritedeki fiyat hareketlerini anlayarak pozisyonlarımızı gerçekleştirelim. Bu kârda olan bir pozisyonumuzun belki kapatmak için doğru kararlar vermemizi bile sağlayabilir bu. Yani sadece işleme girerken değil, işlemden çıkarken de, pozisyon kapatırken de verinin niteliğini, niceliğini bilmemiz bizim için tabii ki büyük bir fayda sağlayacaktır. Şimdi bahsettiğim gibi ilgili istatistik kurumundan ABD için açıklanan GDP verilerinde biz 3 şekilde öncelikle rakamlar görüyoruz. Bunlar advance, preliminary ve final olarak gerçekleşiyor. Bahsettiğimiz gibi advance ve preliminary dediğimiz rakam bizim için ilk tahminler. Yani öncelikle ilk birinci tahmin, sonra ikinci tahmin ve final. Yani son tahmin, artık nihai, artık buna tahmin demek de doğru olmaz. Gerçekleşen nihai rakam. Yani yarın açıklanacak verilerin final olduğunu düşünürsek, İngiltere ve ABD ekonomilerinin ikinci çeyrekte ne kadar büyüdüğünü gösterecek bize son, nihai, kesin rakamlar olacak. Bundan sonra bir revize yapılması ta ki 3 ay sonra yeni açıklanacak rakamlarla mümkün olabilir. Şurada son paragrafta, son kısımda yazan bir nokta var. Oranın üzerinde duralım. Şimdi advance dediğimiz ilk açıklanan tahmin çeyreğe ilişkin yayınlanan ilk büyüme verisi olduğu için genellikle piyasalar üzerine daha etkilidir demişiz. Evet. Çünkü herhangi bir ilgili istatistik kurumundan daha önce açıklanmış bir rakam yokken ilk açıklanacak rakamın beklentiyle arasında, yani piyasa tarafından oluşturulmuş anketler sonucu ekonomi takviminde gördüğümüz beklenti rakamıyla istatistik kurumunun açıkladığı ilk rakam, advance rakamı, farklılık gösterme ihtimali daha yüksektir. Çünkü ortada daha kurum tarafından açıklanmış bir veri yok. O yüzden bu veri piyasalarda çok daha sert hareketlerin oluşmasına neden olabilir. Daha sonra preliminary açıklanır. Bunun da advance ile, genel anlamda advance rakamıyla arasında çok büyük farklılıklar olması beklenmez. Final'da artık verilerin tamamen oturmuş, istatistik kurumunun elindeki rakamların bir raya girmiş olması ve diğer önceki rakamlarla tutarlı bir şekilde açıklanması genel olarak beklenir. Ancak advance hakkında bu şekilde ifade ediyoruz ama yarın açıklanacak final GDP rakamı için de şunu söylemekte fayda var. Piyasalar artık oturmuş bir veri bekledikleri için bir önceki rakamla, yani ikinci tahmin olan preliminary rakamıyla arasında farklılıklar oluşursa, final rakamı arasında, işte o zaman piyasada yine çok sert tepkiler yakalayabiliriz. Bunu da ifade etmekte fayda var. Yani rakamların ne olduğunu, verilerin ne olduğunu görmek, anlamak bizim için önemli. Peki, şu anda ekranda ABD ekonomisinin büyüme, çeyreklik büyüme rakamlarını görüyoruz. Burada özellikle görmenizi istediğim nokta, 2008 krizinden sonra ABD ekonomisinde yaşanan daralmaları görmeniz burada çok önemli. İşte kriz sonrası ekonomik aktivitelerin yavaşlaması, üreticilerin ürettiğini satmakta zorlanması, ki tüketicilerin tüketim yapmaktan kaçınması önünü göremediği için ya da tasarruflarını eritmemek adına. Ondan sonra bakın, şu düşüşlerden sonra, daralmalardan sonra, şurası sıfır referans seviyemiz, sıfırın altındaki rakamlar bizi zaten daralmaya işaret ediyor. Yukarı yönlü
bir büyüme kaydetmiş. Daha sonra yine bir -1,3'lük 2011 yılı içerisinde bir daralma kaydetmiş. Sonra ABD ekonomisini yavaş yavaş dalgalı da olsa daha tutarlı bir şekilde pozitif alanda kalıp büyüme kaydettiğini görmüşüz. Bakın şurada 2,5'lik bir son kolonun üzerinde yazan rakam var. Bu bahsettiğimiz ikinci tahmin sonucu buraya yazılmış bir veri. Eğer yarın gerçekleşecek veri beklentiler dahilinde 2,7 ya da daha farklı bir rakam olarak gerçekleşirse buraya yazacağımız bizim son nihai rakam 2,7 olacak. Sesle ilgili bir sorun olduğuna yönelik geriye dönüş alıyorum bazı yatırımcılarımızdan. Sesle ilgili bir sorun var mı? Bununla ilgili genel anlamda mı bir sorun var yoksa yatırımcımızın bilgisayarında kendi bilgisayarında olan bir sorun mu? Bununla ilgili geriye dönüş question bölümünden yazarsanız hemen devam edeceğim. Peki sesle ilgili genel anlamda hani bir sorun yok. Tamam, şu anda da iyi olduğu konusunda bir geri dönüş alıyoruz. İngiltere'nin GDP verisini inceleyelim. Bakın yine 2008 krizinden sonra istikrarlı bir daralma olduğunu görüyorsunuz İngiltere ekonomisinde de. Daha sonra artık merkez bankaların uyguladıkları gevşek para politikaları, hükümetlerin uyguladıkları önlemlerle birlikte yine ABD ekonomisinde olduğu gibi görebileceğimiz gibi burada da bir toparlanma söz konusu. Daha sonra yine dalgalı bir seyir izlediğini görüyoruz bakın ABD ekonomisine benzer bir şekilde. Ancak şu iki grafik arasında hemen bir kez daha şöyle bakalım. Farklılık olduğunu muhtemelen görüyorsunuz. ABD ekonomisindeki toparlanmanın birazcık daha istikrarlı bir şekilde olduğunu ifade edebiliriz. Yani eksi alanda artık daha nadir bir şekilde geçiyor. En son 0,1'lik bir büyüme kaydetmiş. Yani en düşük rakam açısından. Daha sonra yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Ancak İngiltere ekonomisinde daha düzensiz bir veri seti elimizde var. Bu veri setini değerlendirirken tabii ki birçok faktörün etkili olduğunu söyleyebiliriz. Hükümetin uyguladığı vergi politikalarını, seçimleri, İngiltere'deki bir siyasi belirsizliği, bunun gibi birçok etkinin tabii ki bu veri üzerinde etkili olduğunu da ifade etmekte fayda var ki bu sterlin üzerinde de forex piyasası üzerinde de etkili olan tabii ki rakamlar arasında yer almıştır. Peki beklentileri değerlendirelim. Şimdi ekonomi takvimini zaten slaytımızın başında da göstermiştim. Burada üzerinde durulması gereken bir nokta var ki bakın bir önceki yani ikinci tahminler GDP, şurada ekonomi takviminde görüyorsunuz final olarak zaten ifade ediliyor. Burada Q/Q şeklinde bir ibare görüyorsunuz ki bu da quarter over quarter dediğimiz yani çeyreklik veri bir önceki çeyreğe göre karşılaştırılmış hali bunu ifade ediyor. Yarın Eylül'ün 26'sında 11.30'da İngiltere'den 15.30'da ABD'den gelecek veriler var. 0,7'lik forecast'imiz var. Bir tahmin söz konusu. Bir önceki yani ikinci tahminle arasında bir farklılık yani ilgili istatistik kurumunun bir revizasyon yapmasının beklenmediğini görüyoruz. ABD'ye baktığımızda 2,5'lik ikinci bir tahmin vardı. Hatırlayın 1,7'lik bir açıklama yapılmıştı. ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme rakamına ilişkin. Bu daha sonra 2,2'ye çıkması beklenirken 2,5'e çıkmış ki olumlu bir veriydi aslında ABD ekonomisi için. Beklentinin daha üzerinde olduğu için. Yani piyasalarda daha önemli tepkiler alınabilecek bir rakamdı. Bu kez de %2,7'ye revize edilmesi bekleniyor. Yani piyasa beklentisine baktığımızda yapılan anketler sonucu 2,7'lik rakam söz konusu ise eğer ABD ekonomisine ilişkin olumlu bir beklentinin olduğunu görüyoruz. Peki piyasa üzerindeki etkileri nasıl söz konusu olabilir? Nasıl etkili olabilir? Hemen bunu değerlendirelim. Evet, GDP verisi. İngiltere'den GDP verisini tahmin ediyorum. Şimdi genel anlamda ekonomi takvimindeki verileri takip ederken zaten uygulamamız gereken stratejidir. Temel analizde burada özellikle belirtmemiz gereken nokta var ki temel analiz uzun vadeli trendlerin yönünü tahmin etmede de kullanılır. Ancak bunun yanında ekonomi takvimi üzerinde takip ettiğimiz bizim verilerin
Açık beklentiyle gerçekleşen açıklanan rakam arasındaki farka göre de temel analiz bilgimizi kullanarak anlık olarak hani çok çabuk bir şekilde piyasa tepkisinden faydalanmak için pozisyonlar alınabilir. İkisi de aslında temel analiz çerçevesinde yapılır. Çünkü GDP verisinin tahminin yani beklenti rakamının üzerinde gelmesi halinde doların değer kazanması gerektiğini, değer kazanabileceğini bilmek yine temel analizin konusu ki aslında eğitimimizin başından itibaren hani ülke ekonomisinin sağlığına ilişkin bir veri olduğunu zaten ifade ediyoruz ve bu paralelde daha güçlü bir ekonomiye sahip ülkenin para biriminin de değer kazanacağı mantığı geçerli olacaktır. Bu da temelinize. Ancak buradaki fark bahsettiğimiz gibi birazcık daha uzun vadeli, orta vadeli temel analiz yapmanın yanında hani 3 ay sonra ne olur, 6 ay sonra ne olur, 1 ay sonra ne olur ABD doları ya da İngiliz sterlini şeklindeki bir analizin yanında ekonomi takvimi üzerinde beklenen rakamla açıklanan rakam arasında fark oluşması halinde yapılacak anlık işlemler de temel analizin konusudur. Burada şunu söylemekte fayda var. Bu aslına baktığımızda news trading olarak ifade edilen bir sistemdir. Ekonomi takviminde verilerin, özellikle önemli verilerin piyasa üzerinde sert etkileri oluşturulacak işte tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, enflasyon, GDP büyüme, faiz oranı açıklaması gibi verilerin piyasa üzerinde çok daha sert etkileri olabilir ve news trading uygulamaları gerçekleştirilebilir bu noktada. Hemen İngiltere ile ilgili değerlendirmemizi yapalım. Eğer İngiltere'nin büyüme oranı beklenti paralelinde açıklanırsa yani 0,7'lik bir rakam açıklanırsa preliminary rakamıyla yani ikinci tahminle paralel bir rakam açıklanırsa İngiliz sterlinin de biz önemli bir değişik olmasını beklemeyiz. Neden? Çünkü bahsettiğimiz gibi finans sektöründe eğer yatırımcılar beklentiyi fiyatlar gerçekleşen beklentiden çıkar. Zaten veri beklenti paralelinde gelmişse sterlin dolar paritesinin içerisinde fiyatlanmış bir rakam olacaktır. Fiyatlanmış bir unsur olacaktır ki bu yeni bir değişiklik olmasına gerek kalmaz. Çünkü zaten veri fiyatlanmıştır beklenen dahilinde geldiyse. Ancak işte beklentilerin dışında bir rakam gerçekleşirse ki burada piyasada sert tepkiler verebiliriz. Şunu düşünecek yani 0,7 yerine 0,1 ya da 1 olarak açıklandığını düşünelim. Yani 0,3 puanlık yukarı doğru olumlu bir revizasyon yapıldığını düşünürsek İngiltere'nin büyüme oranında. Bu olumlu beklenti sterlin dolara yükselişler getirmesi olasıdır. Yükseliş getirmesi gerekir sterlin değer kazanmasından dolayı. İşte bu gibi bir durumda piyasalar yeni bir beklentiyi fiyatlayacaklar. Yani şunu düşünecekler. Biz 0,7 olarak gerçekleşmesini bekliyorduk. Fakat şu İngiliz ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde tahmin edilenin daha üzerinde bir büyüme oranı gerçekleştirmiş. Ekonomik performansı daha olumlu şekilde gerçekleşmiş. İşte burada yatırımcılar yeni bir beklentiyi, yeni bir olguyu fiyatlamaya başlayacakları için bunu Forex piyasası üzerinde paritelerde, varlık fiyatlarında sert şekilde oluştuğunu görebilirsiniz. Aslında altında yatan mantık da budur. Beklenti rakamıyla açıklanan rakamı karşılaştırmak. Bir önceki rakamla açıklanan rakamı karşılaştırmak bu gibi durumlarda çok sağlıklı verilerin, çok sağlıklı tepkilerin alınmasını sağlamayabilir. Bunu belirtmekte fayda var. O yüzden beklenti paralelinde gerçekleşmesi İngiliz GDP'sinin yarın piyasada çok sert tepkilerin oluşmasını beklemeyeceğiz. Tabii ki ülkenin para birimi üzerinde yine değişikliklere neden olabilir. Peki büyüme oranı beklentinin üzerinde açıklanırsa sterlinde sert yükselişler gözlemleyebiliriz. İngiltere'nin büyüme oranı beklentinin altında açıklanırsa sterlinde sert düşüşler gözlemlenebilir. Burada şunu ifade edelim. Beklenen rakamla açıklanan rakam arasındaki farkın da ne olduğu aslına bakarsanız gerçekten önemli. Bunu ifade etmekte fayda var. Çünkü piyasanın vereceği tepki de o denli farklı ve çok olabilir. Eğer 0,7 olan bir beklenti 1,1, 1,2 gelmişse ki bu önemli bir farktır GDP verisi için. Gerçekten sterlinde çok sert hareketler görebilirsiniz çok kısa süre içerisinde ki burada uzun pozisyonlar almak sterlin dolar paritesi örneğinden gidersek mantıklıdır. Euro pound paritesinde eğer olumlu gelen GDP verisini fiyatlamak istiyorsak da Euro pound paritesinde short pozisyonlar almak
mantıklıdır bu veriyi gördükten, bu şekilde bir veri görürsek eğer. Şimdi ABD için baktığımızda aslında ABD için de çok farklı olduğunu söyleyemeyiz. Yine İngiltere için söylediklerimizin hemen hemen aynısını söyleyeceğiz. Şurada ekonomi takvimimizi açalım. 2,7 olduğunu söylemiştik beklentinin. Şimdi 2,7'nin üzerinde gelme ihtimali ne kadar ABD büyümesinin? Bu önemli aslında. Şimdi genel anlamda 2013 yılı içerisine girilme, 2013'ün başlamasıyla birlikte Amerika'dan olumlu veriler, genel çerçevede olumlu veriler geldiğini söyleyebiliriz. Yani işsizlik oranı yılbaşında %7,9'lardayken şu anda %7,3'e kadar gerilemiş durumda ki Fed'in gevşek para politikalarının da işte ekonomide istenen kadar olmasa da yine etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yani Fed yetkililerin ifadelerinden yola çıkarak bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak 2,7'lik bir büyüme kaydedecek kadar iyi mi işler ABD ekonomisinde? Aslında bunu sorgulamak gerekiyor ki burada bahsettiğimiz gibi GDP nelerden oluşuyor bunu düşünmek gerekiyor. Öncelikle bunu irdelemek gerekiyor. Bahsettiğimiz tanıma geri dönersek GDP için tüketim harcamaları demiştik. Bakın tüketim, yatırım, devlet harcamaları, ihracat, ithalat. Şimdi ABD ekonomisinde, ABD devlet hazinesinde özellikle yani hükümetin ve ABD'nin genel olarak bütçesine baktığımızda şu anda bütçe açığı veren bir ekonomi durumunda Amerika Birleşik Devletleri. Yani ihracatı ithalatından daha az. Bu eksi bir rakam olarak hanesine kaydediliyor. Devletin bütçesine baktığımızda devletin bütçesinde de yine önemli sorunlar var ki son zamanlarda yine gündeme gelen konulardan bir tanesi de ABD devlet hazinesinin bütçe tavanı yani borçlanma tavanı limitiydi. Yine gündemde bundan sonra da olacağını ifade etmekte fayda var. Yeri gelmişken de bunu belirtelim. Devlet harcamaları biraz daha kısılıyor. Neden? Çünkü özellikle ABD hükümeti savunma harcamalarını azaltarak bütçe açığını dengelemeye çalışıyor, bütçe açığını azaltmaya çalışıyor. Bunu en son açıklanan rakamlar üzerinde de zaten net şekilde tablolar üzerinde gördük. Peki gelelim tüketim yatırım kısmına. Yatırımların sorununu aslında değerlendirirsek, Fed'in uyguladığı gevşek para politikası sonucu yatırımların gerçekten artması gerekiyor. Neden? Çünkü aylık 85 milyar dolarlık bir tahvil alım programı uyguluyor ki ABD bunun reel ekonomide faydalı olmasını bekliyor. Ancak burada şöyle bir yapısal sorun karşısına çıkıyor Amerika'nın ve Fed'in, Amerika Merkez Bankası'nın. Devlet tahvili satın alınarak piyasaya sürülen dolar miktarı yatırımlara dönüşüyor fakat reel yatırıma dönüşme miktarı daha düşük. Genel anlamda yine Fed'in piyasaya sürdüğü paralar spekülatörlerin elinde kalırken spekülatörler de yeniden Dow Jones'ta devlet tahvillerini yani finansal araçlara olan yatırımlarını arttırıyorlar. Bu da tabii ki reel ekonomiye akan paranın yani işsizliği azaltacak, büyümeyi sağlayacak ekonomideki rakamların birazcık daha cansız kalmasına neden oluyor. Tüketim kısmına geçtiğimizde ise şunu ifade etmekte fayda var. Tüketim bahsettiğimiz gibi ABD ekonomisi için gerçekten önemli bir noktada. Tüketimin artması büyümeyi de beraberinde getiriyor ABD ekonomisinde. Peki genel anlamda 2013 yılı içerisinde tüketime göz atarsak, evet, işsizlik oranının düşmesiyle iş sahibi olan daha fazla Amerikalının olması tüketim harcamalarının da artmasını sağlayan ana unsurlardan bir tanesi aslına baktığımızda. Şimdi bu görünüm altında hani unsurlarını bu şekilde değerlendirdikten sonra peki ABD ekonomisindeki bu olumlu görünümün gerçekten desteklenmesi gerekiyor mu? Yarın açıklanacak veride 2,7'lik bir büyüme beklemek doğru mu? Aslına baktığımızda konut sektörü ve istihdam piyasasında sağlanan gelişmelere bakarsak
Evet, ABD ekonomisinin önemli bir büyüme kaydetmesi bekleniyor. Ancak şimdi İngiltere'de de aynı sorunlar varken, benzer politikalar uygularken Merkez Bankası bazında incelersek, İngiltere neden 0,7'lik bir büyüme kaydediyor da Amerika ekonomisi 0,2,7'lik bir büyüme kaydetmesi bekleniyor ki arada ikilik bir beklendiği fark var. İşte burada büyük bir soru işareti var. Tabii ki İngiliz hükümetinin burada uyguladığı bütçe açığını kapatıcı politikalar, sıkı maliye politikası, vergi oranlarının arttırılması gibi unsurlar söz konusu. Ama bunlar ABD ekonomisi için de geçerli aslına baktığımızda. O yüzden GDP verisini, özellikle ABD GDP'si üzerinde konuşurken şunu söyleyebiliriz ki, rakamın beklentilerin altında gelme ihtimali daha kuvvetli gözüküyor bu görünüm altında ABD ekonomisini değerlendirdiğimizde. Yani %2,7'lik bir büyüme yaratacak kadar da ABD ekonomisinde olumlu gelişmelerin aslında olduğunu söylemek biraz zor gözüküyor. Tabii ki bunu kesin bir şekilde ifade etmek çok doğru olmaz. Yani 2,7'nin üzerinde de açıklanabilir. Açıklandıktan sonra yapılan yayınlanan grafik ve tabloları incelediğimizde de nedenlerini aslında görebiliriz. Daha detaylı bir şekilde inceleme fırsatımız olur. Ancak şunu söyleyelim hemen. Eğer rakam 2,7 olarak açıklanırsa yarın ABD'den gelecek GDP verisi, biz dolarda forex piyasasında işlem yaptığımız için doların sert bir şekilde hareket etmesini beklememeliyiz. Çünkü bahsettiğimiz gibi beklentiler paralelinde gerçekleşecek bir rakam olacak. Ancak 2,7'nin üzerinde gerçekleşecek bir veri ABD dolarının sert şekilde değer kazanmasına neden olabilir. Burada bahsettiğimiz unsuru hatırlıyorsunuzdur. Tahminlerin daha da üzerinde bir büyüme kaydetmiş olması ABD ekonomisinin piyasa katılımcılarının yeni bir unsuru fiyatlamaya başlamasına ve doların sert şekilde değer kazanmasına neden olan rakamlar arasında yer alacaktır. 2,7'nin altında açıklanması da ABD dolarında değer kayıplarının oluşmasına neden olabilir. Bunu ilgili enstrümanlar içerisinde artık yatırımcıların faydaya dönüştürme tercihi farklılaşabilir. Bazıları euro dolar paritesini fiyatlamak ister, euro dolar paritesine işlem yapmak ister. Bazıları bahsettiğimiz dolar frank paritesinde işlem yapmak ister. Ya da genel anlamda altın ABD dolarında ekonomik faktörler nedeniyle ters orantı olduğu için ABD doların işte GDP'nin olumsuz gelmesiyle değer kaybetmesi beklenen doların altına yükseliş getirmesini fiyatlayabilir yatırımcılar. Bu da seçenekler arasında tercih edilebilir. Burada bahsettiğimiz gibi artık yatırımcının tercihine ve işlem alışkanlıklarına kalmış oluyor. Şimdi burada altını çizmemiz gereken noktalardan bir tanesi de şu. Aslında piyasalar, özellikle şimdi İngiltere GDP'si de çok önemli. Gerçekten sterlinde de çok güzel kazançlar sağlanabilir gelecek veriyle ilgili, ama özellikle ABD üzerinde duruyoruz. Çünkü piyasaların, özellikle ABD ekonomisi, bildiğimiz gibi dünyanın en büyük ekonomisi ve tüm dünya için önemli bir ekonomi, önemli bir ülke. O yüzden GDP verisinden de bahsederken ABD üzerinde daha fazla duruyoruz ve Fed politikaları, işte ABD Merkez Bankası dediğimiz Fed'in politikaları, Fed'in yeni başkanının kim olacağı, ABD'nin Suriye'ye bir askeri müdahalede bulunup bulunmayacağı ya da borçlanma tavanı ile ilgili ne şekilde bir karar alınacağı, hep bunlar gündemin birinci maddeleri ve hepsi ABD ile ilgili. Ve şu anda da geçen hafta tamamlanan FOMC toplantısından sonra gündemin birinci maddesinin, ekonomi gündeminin birinci maddesinin Fed'in tahvil alımlarını ne zaman azaltmaya başlayacağı aslına bakarsak. İşte biz de bu veriyi bu şekilde incelemeliyiz. Bir noktada da bunu düşünmemiz gerekiyor. Şimdi biz şunu biliyoruz ki Amerika Merkez Bankası Bernanke'nin de Mayıs ayında yaptığı açıklamalar doğrultusunda 2013 yılı bitmeden aylık 85 milyar dolar olan tahvil alım miktarını, yani ekonomiye destek vermek için uyguladığı bu programın miktarını azaltmak istiyor. Azaltmayı düşünüyor en azından. Bunu ifade edebiliriz. Politika yapıcıların açıklamalarından çıkan sonuçlar, beklentiler bunlar. Peki, eğer tahvil alımı azalırsa ne olur? Tahvil alımlarının miktarca azalması demek doların değer kazanacağı anlamına gelir.
tahvil alımlarının olduğu gibi kalması ya da arttırılması da ABD dolarının değer kaybetmesine neden olacak bir unsurdur aslında. Şimdi burada tahvil alımlarının ne şekilde, yani Fed'in politikalarını tahmin edebilmek adına bizim GDP'yi incelememiz de aslında gerekiyor. Çünkü Fed'in alacağı kararlar ABD dolarında sert şekilde hareketlenmeler oluşmasına neden olabilir. Şöyle ifade edelim. Fed yetkilileri, Amerika Merkez Bankası yetkilileri bize şunu söylüyorlar zaten yaptıkları açıklamalarda. Biz tahvil alımlarının miktarını ekonomik verilerin performansına göre yükselteceğiz ya da azaltacağız. Azaltma daha çok gündemde çünkü bahsettiğimiz gibi ABD ekonomisinde artık birazcık daha görünüm olumlu yönde oluşmaya başlamış durumda. Şimdi bu paralelde biz Fed'in de bizim izlediğimiz bu GDP rakamlarını ya da bugün açıklanan yeni konut satışlarını ya da dayanıklı mal sipariş verilerini incelediğini, takip ettiğini biliyoruz. İşte bu verileri inceleyerek Fed politikalarında, para politikalarında çeşitli kararlar alıyor ki ABD ekonomisinin olumlu yönde ilerlediğini gördükçe tahvil alım miktarını azaltma ihtimali de yükseliyor Fed'in. Çünkü bize bunu onlar söylüyor zaten. Bernanke söylüyor, Dudley söylüyor, Fed üyeleri söylüyor. Bu veriyi bir de bu açıdan değerlendirirsek. Şimdi Fed'in gelecek toplantıda mı, yani Ekim ayı toplantısında mı yoksa Aralık ayında yapacağı toplantıda mı tahvil alımlarını azaltacağı, burası tamamen bir belirsizlik, belli değil. Bu veriyi incelerken şunu düşünebiliriz. Eğer GDP verisi beklentilerin üzerinde olumlu gerçekleşirse Fed de bu veriyi görecek ve tahvil alım miktarını azaltma tarihini daha yakın bir zamana çekebilir. Bu da doların değer kazanmasına neden olacak unsurlardan bir tanesidir. Ama tam tersi GDP verisi beklentilerin altında olumsuz bir tablo çizerse eğer Fed bunu görecek ve ekonominin hala desteğe ihtiyacı olduğunu düşünebilecekleri için tahvil alımlarının bir süre daha değişiklik yapılmadan yani miktarının azaltılmadan devam etme politikasını uygulayabilir. Aralık ayına kadar hiç değiştirmeden tutabilir belki de. İşte bu beklentiyi oluşturacağı için tahvil alımlarının daha uzun en azından 2-3 ay boyunca değişiklik yapılmadan bu mevcut durumuyla devam ettirileceği beklentisi doların değer kaybetmesine neden olacak unsurlardan bir tanesi olarak değerlendirebilir. Şimdi genel anlamda yarın gelecek GDP verileriyle ilgili fayda sağlayabilmek için aslında temel anlamda söyleyebileceklerimiz bunlar. Verilerin unsurları, içeriği açısında biraz inceledik, detaylarını paylaştık, beklenen rakamları inceledik, piyasadaki olası etkilerini takip ettik, inceledik. Bunun dışında konumuzla ilgili sorular varsa ben şimdi question bölümünden katılımcılarımızın ilettiği soruları incelemeye çalışacağım ve olabildiğince çok soruya cevap vermeye çalışacağım ama süremiz de tabii ki sonlarına yaklaşıyoruz. O yüzden hani cevaplayamadığımız sorular muhakkak olacaktır. Burada affınıza sığınıyoruz. Bunları bahsettiğimiz gibi şu anda ekranda görülen webinar@gcmforex.com ya da sermet.dogan@gcmforex.com mail adreslerimize iletebilirsiniz, mail atabilirsiniz. Bahsettiğimiz gibi mail adreslerimize de eğitimler sırasında da oldukça fazla soru geldiği için hani soruları evet gerçekten faydalı olacağını düşünüyoruz, cevaplamak istiyoruz ama muhakkak bahsettiğimiz gibi cevaplanmayanlar olacaktır. Bu da affınıza sığınıyoruz. Mail adreslerimiz için de bu geçerli maalesef. Şimdi ben hemen eğer sorularınız varsa question bölümünden iletilmişse sorulara döneceğim. Varsa sorularınız şu anda da iletebilirsiniz, yazabilirsiniz. Hemen inceleyelim. Şimdi bir yatırımcımızın şöyle bir sorusu var. İşsizlik oranları gerçeği yansıtıyor mu? En son açıklamada ABD'den gelen veriler eksik geldi. İki eyalet açıklama yapmamıştı. Bu ne ifade ediyor? Şimdi bahsettiğiniz
veri haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi için böyle bir durum söz konusu olmuştu. Haftalık işsizlik maaşı verisinin ne olduğunu öncelikle konuşursak, örneğin ben işsiz kalıyorum diyelim Türkiye'de. İşsiz kaldıktan sonra devletin bana sağladığı bazı imkanlardan faydalanmak için işsizlik maaşı talebinde bulunuyorum ve her hafta kaç kişinin işsizlik maaşına başvurduğu istatistik olarak tutuluyor ve istihdam talepleri verisi olarak adı altında bunu ekonomi takvimlerinde görebilirsiniz. Bahsettiğiniz rakam bir önceki açıklanan istihdam talepleri verisi için gerçekleşmişti. Şimdi burada şunu öncelikle ifade edelim. İşsizlik oranının düşmesi, yani beklentilerin altında gelmesi olumlu bir veridir. İstihdam talepleri verisinin de beklentinin altında gelmesi ya da istihdam taleplerinin giderek düşmesi olumlu bir veridir. Çünkü daha az Amerikalının işsizlik maaşına başvuru yaptığını gösterir ki bu da daha az insanın işsiz kaldığı anlamına gelir. O yüzden öncü bir göstergedir işsizlik oranlarını tahmin edebilmek için. Bu bağlamda işsizlik oranları gerçeği ne kadar yansıtıyor? Şimdi aslına baktığımızda ABD'de işsizlik oranının evet düşüş, önemli bir düşüş sergilediğini görüyoruz. Burada şu da aslında değerlendirmeye almak gerekiyor. Yani istihdam talepleri verisi evet olumlu yönde bir ilerleme var ve son yılların özellikle en düşük seviyelerine geriledi ki iyi bir sinyal bu aslına baktığımızda. Ancak bu son yılların en düşük rakamları geldiğinde yanlış hatırlamıyorsam 294 bin gibi bir rakam gerçekleşmişti. Şöyle bir açıklama yapıldı. İki eyaletin bilgisayar sistemlerinde kaynaklanan sorundan dolayı ve güncellemelerden dolayı bazı verilerin istatistiğin içine alınamadığı yönünde bir açıklama geldi. Bu önemliydi. Piyasalarda zaten önce olumlu bir veri geldi diye, çok düşük bir veri geldi diye tepkisini verdi. Daha sonra böyle bir açıklama gelince de yine ona da gereken tepkiyi verdi piyasa. Ama gerçeği yansıtıyor mu? Evet, gerçeği yansıttığını söyleyebiliriz. Çünkü olumlu yönde ilerleyen ABD ekonomisinde sadece hani yeni işsizlerin değil de işte kalma süresinin de uzadığını görüyoruz. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Yani iş bulan bir Amerikalı 3 ay sonra, 2 ay sonra, 1 ay sonra işten çıkarılmıyor. Bu sürenin uzadığını görüyoruz. Aslında işsizlik oranındaki düşüşün de etkilerinden bir tanesinin de bu olduğunu ifade edebiliriz. Yani bir kişi 3 ay çalışıp işsiz kategorisinden çıkıp yeniden işsiz kaldığını bu kategoriye istatistik olarak katıldığında aslında çok da fazla bir şey ifade etmiyor. Ama uzun dönemli çalışmaya başladığında bir yerde, yani 6 ayı geçtiğinde çalıştığı kurumdaki görev süresi, burada artık işsiz kategorisinin işsizlik oranı hesaplanırken de istatistik olarak verinin içine girmiyor. O yüzden bu önemli ve olumlu ekonomik ilerlemeler çerçevesinde işverenlerin de bu çerçeve paralelinde işten çıkarmalarını azalttıklarını görüyoruz. Yani maliyetleri düşürmek için işçi çıkarmak yerine artık üretimlerini birazcık daha arttırabilmek adına var olan işçilerini, çalışanlarını tutuyorlar. Bu da değerlendirilmeli. Yani sadece işte ABD ekonomisinden gelen diğer rakamlar göz önünde bulundurulmamalı. O yüzden ben işsizlik oranlarının, ABD'deki işsizlik oranlarının aslına baktığımızda gerçeği yansıttığını düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Bir yatırımcımız önemli haber anları için önereceğiniz kısa süreli işlem stratejisi var mıdır? Bununla ilgili tabii ki birçok işlem stratejisi var. Özellikle temel ve teknik analizin birleştirilmesiyle oluşacak stratejiler daha etkin olur bu gibi durumlarda. Ancak hani şu noktanın bir kez daha altını çizelim. Eğer reel para tecrübeniz azsa Forex piyasasında, hani bu tür önemli haberler gerçekleştiğinde çok işlem yapmak, hani demo hesaplarda işlem yaparak kendimizi test etmek daha mantıklıdır. Ancak dediğim gibi işlem tecrübeniz varsa tabii ki bu gibi sert etkileri neden olacak verileri kaçırmamak mantıklıdır. Çünkü önemli fırsatlar gelir. Hani strateji açısından da şunu söyleyebiliriz. 1 saatlik, yarım saatlik grafiklerde veri açıklanmadan önceki sıkışıklıklar meydana gelebilir. Bu sıkışıklıkların dip ve tavan noktalarını belirleyerek bu tavanların ya da diplerin kırılmasından sonra buy stop ya da sell stop emirleriyle pozisyon alabilirsiniz. Stratejilerden bir tanesi budur. Ama bahsettiğim gibi hani birçok strateji var. Bununla ilgili
farklı durumlarda farklı stratejiler uygulanabiliyor. Biz bunları zaten GCM Forex olarak yatırımcılarımızla paylaşıyoruz. MetaTrader'ın haberler sekmesinden işlem stratejilerini iletmeye çalışıyoruz ya da mail yoluyla özel durumlarla ilgili yaptığımız analizleri ve stratejileri paylaşıyoruz. Evet, umarım herkes için faydalı bir eğitim olmuştur. Yarın açıklanacak verileri gerçek hesabınızda hani olmasa bile paraya kâr edemeseniz bile ben takip etmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. En azından veriler geldikten sonra piyasa nasıl tepkiler veriyor bunu görebilmeniz açısından. Ki önemli bir fırsat, bunu da kâra dönüştürebilirsiniz. Umarım kârlı işlemler, başarılı işlemler yakalayabilirsiniz. Eğitimimiz de bu paralelde size yardımcı olmuştur. Ümidimiz bu yönde. Webinar takvimlerimiz, ilerleyen aylarda yine webinarlarımız, eğitimlerimiz devam edecek. Ne kadar çok eğitime katılırsanız Forex piyasası ile ilgili o kadar çok daha bilgi sahibi olmaya başlarsınız ve kazançlarınız tabii ki bu paralelde bilgiyle birlikte doğru orantılı artmasını bekleyebiliriz aslına baktığımızda. Tüm katılımcılarımıza ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Bir sonraki webinar eğitimimizde görüşmek üzere.